Amerika'nın sesinde AFAD Başkanı ile birlikteyiz. AFAD'ın Suriyeliler konusunda, özellikle sığınmacı meselesi konusunda üstlendiği rol nedir? 2009'da kurulan AFAD, 2011 yılında başlayan Suriye krizinden sonra da bu konuda acil olarak acil bir durum olarak değerlendirildi ve faaliyetlerine de başladı sığınmacılar konusunda. Türkiye Suriyelilerle alakalı olarak, savaştan kaçan Suriyelilerle alakalı olarak açık kapı politikası izliyor sizin de bildiğiniz gibi. Bu da tabii toplamda şu an 3,5 milyondan daha fazla Suriyeli Türkiye'de ikamet ediyor. AFAD'ın bu konudaki ilk yıllardan itibaren üstlendiği ilk roller açıkçası kampların kurulmasıydı. 10 ilde 25 kamp kurulmasını AFAD bizzat organize etti. AFAD ekipleri alanda çoğunlukla sınır illeri olmak üzere, bir kısmı da sınırın hemen sonraki iller olmak üzere 10 ilde 25 kamp kuruldu. Tabii zaman içinde sadece kamplardaki Suriyeliler değil, kamp dışındaki Suriyelilerin nüfusu da kamplardakinin kat kat üstüne çıktı. Bu konuda da AFAD Suriyelilerin diğer hizmetlerine yönelik, yani sadece kamplardaki Suriyeliler için değil, genel olarak Suriyelilerin aldıkları hizmetlerin koordinasyonu rolünü de AFAD Başbakanlık adına üstlendi. Efendim, halihazırda 21 kamp şu anda faaliyetini yürütüyor. Tabii bu arada bu süreçte İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir göç idaresi de oluşturuldu. Bu noktada kampların işleyişi nasıl yürütülüyor? Göç idaresiyle aranızdaki görev dağılımını da anlatarak bize tabii ki ifade edebilir misiniz? Tabii ki. Kampların işleyişi yerelde valilikler ve kaymakamlıklar tarafından esasında sürdürülüyor. Ama standartların belirlenmesi, oranın finansal olarak sürdürülmesi, yine AFAD'la beraber ilgili valilikler eliyle oradaki işte insanların hayata kazandırılması, çocukların eğitim hayatına sürdürülmesi, kadınlara yönelik, özellikle kadınlara yönelik eğitimler, oradaki diğer kişilerin her birinin ihtiyaç duyduklarına göre bireysel bazda da ihtiyaç duydukları sağlık ve diğer alanlardaki ihtiyaçların giderilmesi konusunda yerelde valilikler ama Ankara seviyesinde de Başbakanlık adına AFAD eliyle yürütülüyor faaliyetler. Göç idaresi ise özellikle bu insanların kayıt süreçleri, adres değiştirdikleri zaman bu bilgilerin güncellenmesi süreci, geri dönenler için Suriye içine dönende ciddi bir miktar var. Bu insanların geri dönüş sürecinin takip edilmesi süreci İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ama daha önceki günlerde, daha önceki haftalarda da ifade edildi hem Başbakanımız tarafından hem Başbakan Yardımcımız tarafından. Zaten göçmenlerin ile ilgili her türlü konuda vazifelendirilmiş olan Göç İdaresi'ne kampların da devir süreciyle alakalı, genel olarak koordinasyonun devir süreciyle alakalı süreç devam ediyor. Ama zaten bu süreçte de, yani 2011'den bugüne kadar, 2014'te Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulduktan sonraki süreçte de açıkçası yakın çalışmalar devam etti. Şu AFAD'ın verilerine baktığımızda çok ciddi bir oranda Suriye nüfusunun kamplar dışında yaşadığını görüyoruz ki Türkiye'nin 81 vilayetine de yayıldıkları gözlemleniyor. Bu Suriyeliler, yani yaklaşık %90 oranındaki bu Suriyeli nüfus için neler yapılıyor? Tabii bu insanların bir temel ihtiyaçları anlamında, ilk olarak oradan başlamak gerekirse eğer, en temel ihtiyaçlardan biri olan sağlık ihtiyacı, biz de Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ücretsiz olarak karşılanıyor. Yani sonuçta bu insanların en temel ihtiyaçlarından biri. Hastalandıkları zaman doktora gitmek ve ilaç tedariği. Bu da dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler tarafından karşılanıyor. Çocukların %60'tan fazlası, ki bu da 600 binden daha fazla bir rakamı tekabül ediyor, Türkiye'de okullara gidiyorlar. Ki hem bir olası bir riskin önlenmesi anlamında, kayıp bir neslin oluşmaması için, hem de hakikaten yani bu insanlar burada kaldıkları süre boyunca okula gitmeleri lazım. Özellikle çocuktan okula gitmesi lazım. O yüzden de bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok ciddi yürüttüğü çalışmalar var ve bugüne kadar dediğim gibi %60'ı geçti. Tabii toplamda %60 diye bakıldığında belki hala %40, %30'luk bir eksik görülebilir ama özellikle ilkokulda %90'ın üzerinde bir okullaşma söz konusu. Ortaokulda yine %80'lerde, lisede daha düşük bir seviyede bu. Ama savaştan önceki Suriye'de de zaten bu %90'larda bile değildi. Yani çok daha az seviyedeydi. Yani savaştan öncekiyle kıyaslandığında Türkiye'deki nüfus, Türkiye'deki Suriyeliler Suriye'deki dönemden daha fazla okullaşmış durumdalar. Çünkü Suriye'de zorunlu 12 yıllık bir eğitim yoktu. Yani daha az sayıda, daha erkenden zorunlu kalkıyordu.
O yüzden Türkiye'de eğitim, sağlık gibi hizmetler konusunda çok ciddi kamp dışındaki Suriyeliler de hizmetlerden faydalanıyorlar. Onun haricinde Kızılay ve Avrupa Birliği'nden gelen destekle Kızılay Kart aracılığıyla hassas gruplar diyebileceğimiz, bütün Suriyelilere yönelik değil ama hassas gruplara yönelik birçok kamu kuruluşunun, AFAD'ın, Göç Dairesi'nin, Aile Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü Kızılay Kart projesiyle, sosyal uyum yardım projesiyle 1 milyondan fazla Suriyeli'ye yardımda bulunuyor. Eğitim yardımı var. Özellikle çocuklarını okula gönderenlere yönelik yapılan yardımlar var. Çalışan ciddi bir Suriyeli kesim var. Hem bildikleri zanaati uygulayan hem tarım gibi, inşaat gibi daha az vasıf isteyen konularda çalışan ciddi bir nüfus var. Özellikle kamp dışında yaşayan Suriyelilerin de birçoğu Türk toplum hayatında kendine yer bulmuş durumda. Efendim, şimdi Türkiye tabii Suriye meselesinde çok aktifte bir rol aldı. Önce bir Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi. Bugünlerde de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütüyor. Fırat Kalkanı ile birlikte de bir arazide güvenli bir bölge oluşturdu Türkiye fiilen. İşte Elbap, Cerablus gibi yerleşim yerlerinde. Buralarda yani Suriye topraklarında şu an AFAD neler yapıyor ama en önemlisi de geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın da bir açıklamasıyla gündeme geldi. Belki yeni kamplar da oluşturulabilir diye. Planlarınız neler? Yani mevcut durum nedir? Gelecek için planlarınız nedir? Açıkçası Fırat Kalkanı ve Fırat Kalkanı'ndan sonra yapılanları ben çok önemsiyorum. Şöyle ki yani Fırat Kalkanı bölgesinde yani işte Cerablus'tan Azize kadar olan bölgede ve aralardaki il ve ilçelerde, daha doğrusu ilçelerde önceki yani savaştan önceki dönemde buraların hepsi esasında Halep'in ilçeleriydi. Bu alandaki bölgede sağlık, eğitim, dini hizmetler, altyapı gibi birçok alanda içeride yeniden ayağa kalkması yönelik yürüten faaliyetler var. AFAD olarak da bir daha çok biz işin insani yardım tarafındayız. Çoban Bey diye ifade edilen bir bölgede kurduğumuz lojistik depoyla Fırat Kalkanı bölgesindeki kamplara, kamp dışında yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik dağıtımları, gıda dağıtımlarını, diğer insani yardım dağıtımlarını organize ediyoruz. Ve hani tam rakamı İçişleri Bakanlığı'ndan edinebilmekle beraber binlerce insan gönüllü olarak Suriye'nin bu bölgesine geri dönüş yaptı. Açıkçası hani savaşın, Suriye'deki savaşın, bu krizin geleceğini tam olarak kimse bilmiyor. Ama bu yoğun savaşın, yani birçok kilometre taşı olan bu savaşın içindeki olumlu şeylerden biri açıkçası buydu. Binlerce insan tekrar kendi evine, kendi köyüne geri dönebildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla alakalı olarak da açıkçası çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bir taraftan Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. İdlib ne yazık ki savaşın başından itibaren zor günlerini yaşıyor. Yani 15 Aralık'tan bugüne kadar Birleşmiş Milletler raporlarına göre 300 binden daha fazla insan son 3 ayda yer değiştirdi. Bu bence önemli bir ve ne yazık ki olumsuz gelişmelerden bir tanesi. Özellikle güneydeki rejimin ve Rusya'nın harekatlarından sonra yüz binlerce insan yer değiştirdi. Ve ne yazık ki yeniden kampa, yeniden diğer insani hizmetlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda da hangi noktalarda ihtiyaca göre kamplar kurulabilir diye çalışmalarımız var. Ama tabii bir taraftan biz de insani durumu takip ediyoruz. İnsanlar nerelerde yoğunlaşıyorlar, ne gibi hizmetleri var diye. Bu kapsamda açıkçası bu rakamlar, kamp noktaları, sayılar çalışılıyor. Şu an Kızılay'la beraber bu konuda yakın çalışmalarımız var. Hem Fırat Kalkanı bölgesinde, hem İdlib tarafında, hem Afrin'den kaynaklanabilecek olası bir sivil hareketlilikte kampları nereye kurabiliriz diye. Hem de özellikle İdlib bölgesinde ki biraz önceki rakamı tekrar ifade etmek gerekirse 300 binden daha fazla insan yer değiştirdi. Zaman zaman tabii Afrin gündeme geliyor. Ama Afrin'in toplam nüfusu zaten bu kadar. Ama İdlib'te ise bu kadar insan zaten yer değiştirdi bile. O yüzden dünyanın belki dikkatini İdlib'e tekrar çekmek gerekir diye düşünüyorum. Efendim, bunu isterseniz son soruyu biraz tekrar açalım. Orada olası senaryolar çerçevesinde yapılacak yardımların planlaması nasıl? Belki bu noktada Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM örgütleri kapsamında da eleştiriniz, çağrınız ya da katkıların oranında bir belirtmek istediğiniz bir husus varsa, sonuçta Türkiye çok ciddi rakamlar harcıyor bu konuda.
Açıkçası bu konularda Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla Avrupa'dan ve dünyanın farklı yerlerinden muhataplarımıza sık sık görüşüyoruz. Onlarla da İdlib'deki durumu, onlarla da Fırat Kalkanı'ndaki durumu paylaşıyoruz, istişare ediyoruz. Ve yaptıklarımızın bir kısmında kendi bütçemizi kullanırken bir kısmında onlardan da yine destek talep ediyoruz. Bu bazen gerçekleşiyor, bazen dünyanın başka yerlerinin ya da Suriye'nin güney bölgesinden faaliyetler sürdürülüyor. İdlib konusunda dünyanın bir farkındalığı var. Ama içeriye yardım ulaştırma konusunda evet Türkiye olarak biz elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu hep ifade ediyoruz. Ancak güney bölgesinden yani rejim bölgesinden ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Yine dünyanın takip ettiği ama yapamadığı, yardım ulaştıramadığı bir başka nokta olarak da Doğu Guta'da yani o da Şam'a yakın bir bölge. Oralarda ne yazık ki yardım ulaştırma konusunda çok ciddi zorluklar yaşanıyor. Bunu şu yüzden ifade ediyorum. Savaşı en nihayete durduramadığımız müddetçe biz ancak yardım nasıl ulaştırabiliriz diye esasında konuşuyoruz. Yoksa hem Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşlarıyla, OCHA'yla, WFP ile başka kuruluşlarıyla hem Avrupa Birliği'nin ilgili kuruluşu olan ECHO ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor dediğim gibi. Ama en nihayetinde uçakları durduramıyoruz. En nihayetinde savaşı durduramıyoruz. İdlib'in güneyindeki bu saldırılar devam ettiği müddetçe de korkarım rakam da artacak ve insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı da artacak. Türkiye insan yardım geçişi konusunda eline geleni yapıyor. Hem kendi kuruluşlarıyla hem Suriyeli kuruluşlarla hem Birleşmiş Milletlerle bu konuda devamlı görüşme halinde ve gerçekleştiriliyor bu yardımlar. Zaman zaman Birleşmiş Milletler konvoylarıyla ama Türk kuruluşlar ve Suriyeli kuruluşlar ile her gün itibariyle bu gerçekleşiyor. Ancak dediğim gibi savaşı durduramadığımız zaman da biz sadece yardım nasıl ulaşabiliriz diye konuşuyoruz. Efendim, rakam biraz verebilir misiniz? Sizin ağzınızdan Türkiye'nin rakamları da biraz ifade edebilir misiniz? Belki harcamalar, belki sayılar, yani notlarınızdan, sizin ağzınızdan olsun rakamlar. Tabii ki yani bugüne kadar toplamda yani bazı bence de çok kıymetli rakamlar var. Onları da özellikle ifade etmiş olayım bu vesileyle. Toplamda Türkiye'de 3,5 milyondan daha fazla Suriyeli sadece olmak üzere misafir var. Iraklılar var, Afganlar var ve başka ülkelerden gelenlerle beraber çok daha yüksek rakamda göçmen Türkiye'de. Bugüne kadar 30 milyar dolardan daha fazla bir maliyete katlandı Türkiye. Bu sadece AFAD'ın yaptığı harcamalarla değil, bütün kuruluşlarıyla, yerelde belediyelerle, bireylerle, STK'larla toplamda yapılan hizmetler. Sağlıkta kemoterapiden bizzat aşılama kampanyasına kadar birçok alanda, eğitimde dediğim gibi yüz binlerce çocuk okula giderek. Sadece Suriyelilerden 300 bin bebek Türkiye'de dünyaya geldi. Yani dünyanın bazı ülkeleri yani birkaç yüz göçmeni dahi almakta zorlanırken Türkiye'de sadece Suriyelilerden 300 bin bebek dünyaya geldi ki hani bazı ülkelerin neredeyse nüfusları kadar sadece Suriyeli bebek dünyaya geldi. Toplamda 34 milyon muayene yapıldı. Yani bu 3,5 milyon Suriyeli'ye toplamda bugüne kadar son 7 yıl içinde ki önümüzdeki hafta itibariyle Suriye krizi 7. yılını bitiriyor olacak. Toplamda 34 milyon muayene yapıldı ve her günde Suriyeliler bu hizmetlerden faydalanmaya devam ediyorlar. Tabii krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatlarıyla biz ilgili kuruluşlar olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu da bir politikadan öte insani bir vazife olarak görüyoruz. Bu konuştuğumuzda her bir rakam esasında bir hayat. 300 bin bebek, 300 bin hayat demek ama bazen rakamlar olduğunda çok net anlayamayabiliyoruz. Türkiye bu insani yardımdaki duruşunu özellikle Suriye krizinden dolayı devam ettiriyor olacak. Ama dediğim gibi keşke bir an önce ateşkes sağlansa ve barış ortamı da olsa da artık Türkiye Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için çaba gösteriyor olsa. Çok teşekkür ediyoruz Amerika'nın sesi olarak.